Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir ana yemek tarifim var. Tandır tadında tavuk etiyle lokum gibi pişmiş patatesi ve altındaki karamelize soğanıyla vazgeçilmeziniz olacak bir ana yemek tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün nizam plansımı yaptım, bütün malzemelerimi hazırladım. Patates ve soğanlarımı soydum, tertemiz yıkadım, hazırladım ve soğanlarımı jülyen olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Ben büyük boy 2 tane kuru soğan kullandım. Eğer sizin soğanlarınız küçükse 4 tane kullanabilirsiniz. Fırın tepsimin alt tabanına yaydım. Şöyle birbirinden ayırıp iyice alt tabanına yerleştirdim. Daha sonra patateslerimi halka halka olacak şekilde doğruyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Şöyle 1 santim kalınlığında patateslerimi doğrayıp hazırlıyorum. Halka şeklinde doğradım. Patateslerimi soğanların üzerine dizdim. Daha sonra sosumu hazırlamaya geçiyorum. Sosumuz için yazdan hazırlayıp dolaba koyduğum domates sosum var. Domates sosumun üzerine 1 yemek kaşığı domates salçasını suda açtım. Üzerine ilave ettim ve rendelediğim 2 diş sarımsağımı ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı karabiberini ekledikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. İyice bütün bu malzemeleri homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra tavuk göğüslerimi şöyle parça parça kestim. Hazırladığım sosumun içerisine aldım. İyice karıştırıyorum. Ve patateslerimin üzerine bütün tavuklarımı yerleştiriyorum. Eğer elinizde domates sosunuz yoksa domatesi de rendeleyip üzerine ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Veya sadece salça ile de bu sosu hazırlayabilirsiniz. Bütün tavuklarımı patateslerin üzerine yerleştirdim ve kalan sosumu da üzerine gezdiriyorum. Sos kasemin içerisine yarım çay bardağı kadar suyumu ilave ettim ve kenarından içerisine bıraktım. İlk pişme aşamasında dibi tutmasın diye yarım çay bardağı su ekledim. Başka su ilave etmiyoruz. Tandır tadında pişecek muhteşem bir tarif. Üzerine önce yağlı kardını kapattım. Daha sonra alüminyum folyo ile iyice örttüm. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında bir 30 dakika piştikten sonra üzerindeki folyo ve yağlı kârı çıkardım. Daha sonra şu şekilde renk alıp iyice kızarıncaya kadar pişirdim. Ana yemeğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz. Bir tane patatesimi kesip şöyle nasıl piştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz lokum gibi pişmiş yumuşacık patatesi ve üzerinde kızarmış o sosuyla lezzetlenmiş muhteşem bir tavuk tarifimiz. Şöyle size ikram da etmek istiyorum. Sizlere şöyle bir servis tabağı da hazırlamak istiyorum. Patateslerimi önce kenarına dizdim. Daha sonra tepsinin altında karamelize olmuş soğanlarımı da tabağın alt tabanına dizdim. Üzerine kızarmış tavuk parçalarımı bırakıyorum ve servis ediyorum. Ana yemeğimizi dilediğiniz şekilde ikram edebilirsiniz. Pilavın yanında, makarnanın yanında servis edebilirsiniz. Evet, tandır tadında tavuklu patatesimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.